Kutbuddin Bahtiyar Ka'ki rahmetullahi aleyh öyle tesirliydi ki bu velinin sohbeti onu dinleyen herkes bulurdu hidayeti dediler evladına karşı bir anne baba ne gibi sorumluluk altındadır acaba buyurdu ki çocuklar onlara emanettir Allah'ın bahşettiği çok büyük bir nimettir temiz toprak gibidir kalpleri çocukların. Ne tohum ekilirse, o mahsul çıkar yarın. Nedir helal ve haram, nedir sünnet, nedir farz? En mühim vazifemiz, her gün beş vakit namaz. Bunlar öğretilir ve yaptırılırsa eğer, dünya ve ahirette saadete ererler. Bir günde buyurdu ki, birinci nasihatim, beş vakit farz namazı kılınız her gün derim. Yani bir Müslümanın en birinci görevi namaz kılmasıdır ki budur işin temeli. Hem de namaz kılarken farzına, sünnetine riayet etmeli ki kavuşulsun ecrine. Bugün namaz kılanlar fazla da olsa gayet pek tarih ile erkana etmiyorlar riayet. Halbuki Resulullah şöyle buyurmaktadır. Hırsızların büyüğü namazından çalandır. Eshab bunu duyunca sordular ki o zaman, nasıl çalabilir ki bir kimse namazından? Buyurdu, erkanına etmezse kim riayet, o kimse namazından çalmış olur nihayet. Bir günde buyurdu ki, her kim namaz kılarken rükûda, secdede ve kalkınca bu yerlerden, belini yerleştirip durmazsa eğer biraz, Hak Teâlâ indinde kabul olmaz onamaz. Bir gün namaz kılarken gördü bir Müslümanı. Kit tamam yapmıyordu o, tâdî ile erkânı. Rükûdan doğrulunca dikilip durmuyordu. Secdeler arasında biraz oturmuyordu buyurdu. Böyle namaz kılarsan öldüğünde ümmetimden demezler sana mahşer gününde. Namaz düzgün ve doğru kılınır ise eğer o namaz sahibine şöylece dua eder. Nasıl ki kusurlardan korudunsa sen beni Allah da her kusurdan korusun öylesini. İbadetler içinde en üstünün namazdır. Namaz dinin direği, müminin miracıdır. O halde tam kılmalı Müslüman namazını getirmeli yerine adab ve erkanını. Yani farzı, vacibi, hatta sünnet ve edep layık olduğu gibi hepsini yapmalı hep. Tadile erkanına tam dikkat etmelidir. Zira bunu yapanlar kazanır büyük ecir.